Dün tek başına burada bir bize gösteri yapmıştı. Biraz heyecanlıydı ama bugün o heyecanının da gittiğini tahmin ediyorum. Gülşah Ün, işte tanıtalım size. Gülşah burada. Alkışlar nerede? Alkışlar nerede? Erkeklerden daha çok alkış almalılar diye düşünüyorum. Alkışlar nerede? Evet, ikinci yarışmacımız. Şöyle herkes görsün, herkes görsün seni de sevgili kardeşim, gel. Songül Sağlam, Songül Sağlam için gelsin ya, alkışlar. Ve Neslihan İnce geldi. Onlara bir mikrofon uzatalım. Onlar acaba neler söyleyecekler? Tabii şimdi burada erkekleri izledik. Önce Neslihan İnce hemen yanı başımda. Bir ona mikrofon uzatayım. Hakikaten makineyle koyun kırpmak, makasla koyun kırpmaktan çok farklı. Belli bir standardın, belli bir kalitenin yakalanması, erkeklerle beraber kadınların da bu işi yapıyor olması ve böyle bir şampiyona olması Türkiye'ye neler kazandırabilir? Acaba neler söyler Neslihan? Vallahi böyle bir aktivitelerin yapılması çok iyi bir şey. Ben Ankara Elmadağ Yeşildere köyünden geliyorum. Vallahi bizim köyde öyle bir şey yok, öyle kadınlara rekabet yok yani. Biz genelde makasla kurtarız koyunlarımızı. O yüzden vallahi bilmiyorum başarabilecek miyim? Başaramayacak mıyım vallahi? Erkeğin yaptığı her iş kadınlar tarafından da yapılabilir. Biz başaracağına inanıyoruz. İnşallah. Ama makasla kurtuyorduk yani, bunda ilk olacak bu. Bilmiyorum artık. Bak. Peki şöyle, tabii bizim buradaki amaçlarımızdan bir tanesi makineyle kırkımın yaygınlaştırılması. Çünkü o standart, o kaliteyi yakalamak için makineyle kırkım yapmak elbette ki çok çok önemli. İlerleyen yıllarda bütün Türkiye'ye bunu yayılacağını düşünüyoruz. Gel bakalım Songül, sen neler söyleyeceksin? Şöyle gel, seni yanıma alayım. Songül Sağlam da bize belki bir şey söylemek ister. Vallahi ben de ilk makineyle kırkacağım, bilmiyorum, inşallah iyi olur. İnşallah iyi olur, hadi bakalım. Görüyorsunuz böyle ne kadar mahcubiyetleri, ürkeklikleri, ama iş yapmaya geldiği zaman hiç bu ürkekliği göremezsiniz. Erkeklerden önce kadınlar adım atar. Bu ülke zaten o kadınlarımız olmasaydı olabilir miydi? Kurtuluş Savaşı'nı hatırlayın. Ön sırada hep onlar vardı. Alkışlar. Diğer tarafta da Gülşah. Gülşah dün gerçekten çok güzel bir gösteriyle bizim karşımızdaydı. Yanılıyor muyum? Biraz heyecan vardı değil mi Gülşah? Kalbim duracaktı. Biraz değil yani. Çok fenaydı. Ama yine de bakalım. Heyecandan yine kaybedebilirim yani. Şimdi eşinle konuştuk. Fatih diyor ki vallahi diyor, biz beraber koyunları kırpıyoruz makineyle diyor. Ben Gülşah'ın benden çok daha hızlı olduğunu çoğu zaman görüyorum diyor. Sen neler söyleyeceksin? Doğru söylüyor. Çünkü o çok inceler, çok şey yapar ve bilmiyorum ama ben onun daha hızlıyım. O konuda garanti veririm yani. Oo, gördüğünüz gibi Gülşah burada, bakın. Fatih. Fatih, yani doğru söze ne denir bilmiyorum. Öyle gibi görünüyor sanki. Oo, Fatih de baş tacım diyor. Bir alkış da Fatih için gelsin o zaman. Peki o zaman sana şunu sorayım. Sen makineyle kırkımı uzun süredir yapıyorsun. Özellikle belli bir standardın olması için, bundan sonra ülkemizin de bu konuda daha hızlı ilerlemesi için, teşvik edilmesi için insanların, sen neler söylersin? Çünkü makasla kırkmak hem biraz zamandan kaybettiriyor, makineyle kırkmak hem kaliteyi artırıyor hem de zamandan kazandırıyor, öyle değil mi? Aynen öyle. Şimdi makineyle kırkmak daha avantajlı. Şöyle diyorum ben, kırklıkla bir hayvanı uzun süre bir yerde tutuyoruz. Ve bir günde en fazla 45-50 mal çıkar. O hayvan uzun süre aynı yerde durunca strese giriyor. Ama makinede bir günde, tek ben şahsım olarak söyleyeyim, 150 hayvanı rahatlıkla kırkarım. Bir gün bir izleyeyim. Ama öbür türlü daha fazla. Evet, alkışlar Gülşah Ün için gelsin. 150 hayvan kırkan el kaldırsın. Yarışmacılar hariç. Var mı efendim böylesi? Yok. İşte onlardan bir tanesi aramızda. Ondan dolayı destek, teşvik her zaman sizlerden olmalı. Bütün bizim hayvancılarımıza, çiftçilerimize, kardeşlerimize, dostlarımıza. Hayır.
arkadaşlar. Şöyle bir, şöyle arkaya doğru lütfen. Şöyle gazeteci olmayan, şöyle şuraya doğru meydan. Şurayı boşaltalım ya. Rica ediyorum. Çünkü görüntü alamıyorlar da çok buraya ilgilenir yani. Evet, erkek yarışmacılarımız da kadın yarışmacılarımıza burada yardımcı oluyor. Koyunların burada ayakları bağlanacak önce. Levent Beyciğim, şimdi tabii hanımlara biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Burada bir medeni cesaret ve örnek bir davranış sergiliyorlar tabii ki. Onun için erkek arkadaşlarımızı, yarışmacılarımızı onlara yardımla görevlendirdik. Görüyorsunuz onlar da gayet gönüllü biçimde. Hanımlar nasıl istiyorsa o şekilde bağlayıp teslim edecekler. Bizim yarışmaya başlama düdüğümüzle makinaları çalıştırıp başlayacaklar. Ama diğer kuralların hepsi aynı. Çok da fazla bir pozitif ayrıcılık yapmıyoruz aslında ama yapmamız lazım. Çünkü burada hakikaten hanımların örnek olduğu, yani burada da biz de varız dediğin her alanda olduğu gibi bir örnek sergiliyorlar. Ben kendi adıma buradaki konuşmacılar, yarışmacılar ve konuklar da dahil çok mutluyum. Hakikaten her alanda bize yardımcı oluyorlar. İşte bu alanda da hanımlar yanımızda. Zaten öyle demiyorlar mı Levent Bey? Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir hanım da vardır. Galiba bu da doğru. Galiba da değil, doğrudur. Onlara çok şey borçluyuz çünkü biz. Annelerimize, hanımlara. Aynen öyle hocam. Kesinlikle bu güzel sözler için ben hocama teşekkür ediyorum. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. İrfan Daşkıran baş hakemimiz ve hakemlerimiz için de bir alkış gelsin lütfen. Evet, yarışmacılar koyunu kırkmaya başladı. Üç kadın yarışmacı için güzel bir moral alkışı duyalım lütfen. Ulusal Kırkım Şampiyonası'ndaki kadın yarışmacılarımız bakalım en kısa sürede, elbette ki burada amaç hayvanlara kesinlikle kötü muamele etmeden güzel bir şekilde koyunları kırkmak. Daha önce de söylediğim gibi bu hayvanlar Anadolu merinosları. Aranızda şöyle bir soru soran olabilir. Ya Ankara'dan, merkezden çok uzaktayız, bayağı rakımı yüksek bir yerdeyiz, niye burada bu yarışmayı yaptık diye sorabilirsiniz. Bakın, hayvanların belli bir psikolojileri var. Belli sıcaklıklarda ancak koyunlar kırkılabiliyor ve bunun haricinde hayvanların psikolojisi de bozulabiliyor. Dolayısıyla çok sıcak ortamlarda, belli bir sıcaklıktan yüksek yerde hayvanları kırkmak çok faydalı, çok sağlıklı değil. Dolayısıyla yeşilin burada çok daha farklı olduğu, bitki örtüsünün o kısımlardan daha farklı olduğu bu alandayız. Bir tarafta Gülşah, bir tarafta Neslihan, bir tarafta Songül. Bakalım hangi yarışmacı en kısa sürede koyunu kırkacak? Türkiye Ulusal Kırkım Şampiyonası'nda Ankara'dayız. Evet, özellikle 3 numaraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Gülşah bitirmek üzere, çok az kaldı. Bakalım hangi yarışmacı bitirecek? Amaç biraz önce de söylediğimiz gibi en kısa sürede ve en az ceza puanıyla bitirmek. Tabii şunu söylemekte fayda var. Hayvanlara kötü muamele etmeden belli bir standarda ulaşmak, ülkemizde makineyle koyun kırkımını artırmak en büyük amaç. Kırsal alanda bunu yaygınlaştırmak en büyük amaç. Belli bir kaliteye ulaşmak, belli bir standartizasyona ulaşmak amaçladığımız şeyler arasında ve bu işi sadece erkeklerin yapmadığını da göstermek istiyoruz. Evet.
Evet, Ulusal Kırkım Şampiyonası'ndaki kadınlarımızı izliyorsunuz. Evet, İrfan Hocam diyor ki, bakın diyor, kuyruğu diyor, nasıl diyor, tam bir kadın gibi, kaneviçe işler gibi kırktı. Hiçbir erkekte bu inceliği göremedik diyor şu ana kadar. Sadece bu söz bile alkışlanmaya değer. Gülşah Ün gördüğünüz gibi en kısa sürede bitirdi. Erkeklerin birçoğundan bile hızlı olduğunu söylemekte fayda var sevgili Gülşah'ın. Tabii bunu söyledikten sonra da alkış gerekiyordu ama herhalde unuttuk. Alkışlar Gülşah Ün için gelsin. Karaman'da eşiyle beraber, Fatih ile beraber yıllardır koyun kırkım işi yapmaya devam ediyor. Tabii koyun kırkımını tamamladıktan sonra kendi mıntıkalarını da temizlemeleri gerekiyor ki ceza puanı da almasınlar. Hocam elbette şimdi izliyoruz biz yarışmayı. Bu sene bu şekilde başladık ama önümüzdeki yıllarda uluslararası boyut kazandığında herhalde ses getirme şansı çok daha yüksek olacak diye düşünüyorum. Bu bütün Türkiye'deki hayvancılıkla uğraşan, kırkım yapan insanları yakından ilgilendiren, makineyle kırkımın önemini ve teşvikini anlatan, bu anlamda farkındalık yaratmak için bile çok önemli bir projeydi. Bu projenin genişleyerek büyümesi elbette ki önümüzdeki yıllarda sağlanacak. Siz ne dersiniz? Şimdi Levent Bey, şöyle bir durum var. Tabii bizde şu kanaat var. Son yıllarda, özellikle son 10-15 yılda yapanın artık para etmediği, bunun endüstriyel anlamda çok fazla değer bulmadığı yönündeki kanaatler var. Ancak diğer yandan da bakıyoruz, dünya ülkelerinde, dünya ticaretinde yapanın istik yapın diyor. İnsanlar bunları alıyor, bir piyasası var, bedelini ödüyor ve bunları tekstil sanayinde kullanıyor. Avustralya'da aynı şekilde, yani bir yapağının envai çeşit kuruluğunu $200'lardan başlayan fiyatlarla görüyorsunuz ve free shoplarda insanlar bunu alıyor. Demek ki bu algı çok doğru değil. Bunu bir değiştirmemiz lazım. İkinci husus, burada Merkez Birliği'ne de çok düşüyor. Merkez Birliği'nde yönetimi ve diğer birliklerden burada başkanlarımı görüyorum ben birebir tanıştığım için. Onlar da burada bir destek vermek için geldiler. Hocam bu arada 2 numaralı yarışmacımız da koyun kırkım işlemini tamamladı. Alkışlar onun için gelsin lütfen. Burada önümüzdeki yıl daha çok şehirden, farklı şehirlerden daha çok katılımcı ve daha büyük bir ölçekte yapılması lazım bunun. Bunun da ne demektir? Bakanlığın yetiştirici birliklerinin, merkez birliklerinin daha çok yarışmacıyla buna katılırsa zaten standartlarımız belli. Bunu da sertifikalandırıp o zaman yarışmacılarımızın uluslararası yarışmalarda yer almalarını sağlarız. Burası önemli. Yani önümüzdeki yılki organizasyon burada Ankara Birlik bir faaliyet başlattı. Büyükşehir Belediyesi ön ayak oldu. Onun sayesinde bu durumdayız. Bu faaliyetin içindeyiz. Bunun yaygınlaşması lazım. Yani bu bir başlangıç aleviydi. Diğerini diğer birliklerimiz ve diğer belediyelerimiz ve büyükşehir belediyelerinin yanı sıra efendime söyleyeyim merkez birliklerinde etkisiyle yaygınlaştırmamız lazım. Yoksa bir anlamı olmaz. Evet hocam, bu arada biz yarışmalardan bazı görüntüler verirken şöyle aslında